Santos'tayız dostlar. Fethiye'den yola çıktık. Saklıkent'e uğradık. Sonrasında Patara'ya devam ederken yolumuzun üstünde bulunan iki antik kentten bir tanesi Santos, diğeri de Leton. Çok kutsal alanı. Evet. Burası da Santos antik kenti diye geçiyor. Evet. Şimdi buradayız. Burası oldukça geniş bir alan. Çok geniş bir yer. Ayrıca burada kaya mezarlarının olduğu bir bölüm varmış ama oldukça uzak. Bilet kişisindeki arkadaşımızla konuştuğumuzda dedi ki çok uzak mesafe, bu sıcakta gidemeyebilirsiniz. Biz de muhtemelen gitmeyiz. Evet, bir lahitin önünden geçiyoruz. Adamlar nereye koymuş ya lahitleri. Şurada bir tane daha var daha yukarıda. Evet. Artık önemli kişiler en yukarıda mı oluyor nedir? Giriş ücretli, müze kart geçerli. Müze kartınızı aldığınızda tepe tepe kullanabilirsiniz. Şu ana kadar bana verdiği izlenim, şu ana kadar ki gittiğimiz En bakımlı evet. Antik kent konumunda, restorasyondan geçmemiş herhalde. Ama çok güzel korunmuş gözüküyor. Yani bir restorasyonla burası inanılmaz bir yer haline gelecektir. Hadi bakalım giriyoruz. Burası antik tiyatro. Antik tiyatro. Şöyle bir döndürelim sizin için. Likya Birliği'nin idari ve merkezi olan Santos, M.Ö. 545 yılında Pers ordularının saldırılarına uğramış. Kenti koruyamayacağını anlayan erkekler, çocuk, yaşlı ve kadınları Likya Akropolü'ne sokarak orayı yakıyorlar. Daha sonra kendileri de savaşarak ölüyorlar. Bu dramatik süreç tarihte hep anlatılır. Oo, sütunlara bak. Buralar odalar, hazırlık odalar. Şu duvar sonradan örülmüş tahminimce. Santoslular teslim olmamak için kendi kadın ve çocuklarını öldürerek Pers ordusuna intihar saldırısı düzenleyerek ölmüşlerdir. Yazıtlarda saldırı sonucunda 80 aile dışında herkesin öldüğü belirtiliyor. Efsanede birçok ziyaretçiyi bu kente çekiyor. Burası da o yollardan bir tanesi sanırım. Sağlı sollu sütunlar var. Orada bir tane yazıt gibi bir şey var. Oraya da bakarız. Nerede? O yolun sonunda. Tamam. Stel mi? Efendim? Stel mi? Yazıp kitabe. Tamam. Burada da zayıflar var. Aa! O üzerine basıyoruz hem de. Ne biçimmiş bu lan? Kutsal bölge olarak adlandırılmasının sebebi ise Bizans egemenliği sırasında psikoposluk merkezi olmasıdır. Bu dönemde birçok yeni yapıya kavuşmuştur. 7. yüzyıl sonrası Arap akınları şehrin önemini yitirmesine sebep olmuştur. Bak bu yol burayı tamamen çevreliyor. ...1838 yılında Charles Fellows tarafından burası keşfedilmiş ve bazı önemli kalıntılar Londra'ya British Museum'e taşınmıştır.
Şimdi ikinci bölüme geçiyoruz. Tam karşıda bir yürüyüş alanı gibi, bir koridor gibi bir şey var. Bir de oraya bakalım. Şu an tarihi bir yolda yürüyoruz. Ey salla. Ay şapkam. Burada böyle su kanalları gibi bir şeyler var. Bak buralarda da böyle bir şeyler var ama. Sağdan aşağı inelim. Tamam. Şuraya bir bakalım. Nekropolis tarafına şuradan gidiliyor. Şu oku takip ediyorsunuz. Burası mı kilise? Çok büyük bir işlemeli. Videoların devamı için abone olmayı unutmayınız. Bildirimleri açarak yeni videolarımızdan da haberdar olabilirsiniz. Ayrıca ekranda görünen kutucuklardan da diğer videolarımızı izleyebilirsiniz. Teşekkürler.